insanları, konukları ağırladığımız pop şovumuz Ünlüler Şov'a hepiniz hoş geldiniz. Bu yılın en ünlü isimleri birazdan bizimle birlikte olacak. Herkes onları izledi, herkes onları dinledi. 2023'te herkesin gözü onların üzerinde oldu. Sözü çok uzatmak istemiyorum. Çok özel bir konukla, önemli bir sanatçı, büyük bir starla başlamak istiyorum. Huzurlarınızda göbeğini sallayan adam. Paşa hoş geldin. Hoş bulduk, hoş buldum abi. Lütfen, lütfen yerine gel. Paşa, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bizi kırmadın. Çok yoğun bir programın var. Geldin. Çok, çok teşekkürler. Estağfurullah, ne demek abi. Geçen Bursa'da bir İskenderci'nin açılışında salladım. Evet. Eskişehir, Kırklareli falan oralarda sallayacağım. Kısmetse de ay sonu inşallah bir Karadeniz turnesi görünüyor. Sallaya sallaya geziyorum diyorsun. Peki Paşa. Oh. Bu şöhreti nasıl kazandın? Şimdi İsmail'ciğim böyle insanlar aralarında konuşarak, birbirlerine mesaj atarak... ...sen bu sallayanı gördün mü? Sallayan göbeğini, sallayan adamı... ...göbeğini, sallayan adamı gördün mü? Falan diyerekten böyle bir büyüdü çığ gibi. Yani buralara gelmemi onlara borçluyum. Buradan onlara da selam olsun. Peki yeteneğini icra ederken Paşa, nelerden besleniyorsun? Döner, lahmacun, beyti... Kebap çeşitleri. Sağ olsunlar insanlar yine oynarken beni görünce ağzıma sokuyorlar yemekleri. Yani benim bunlar doyuruyor yani. Böyle mutlu oluyorum diyebilirim. Zaten bir sanatçı başka ne ister ki? Değil mi Paşa? Ben şeyi merak ediyorum. Böyle daha büyük hayallerin var mı? Bence bu göbek Avrupa'da da sallanmalı. Ne dersin? Aynen öyle abi. Aynen öyle. Tam da böyle kalbimdeki yere dokundun yani. Avrupa'da da gidip ***'ımı sallayayım. Çok güzel ödüller alıp ülkemi gururlandırmak istiyorum. Yani benim neyim eksik ya? Senin neyin eksik olacak? Senin eksiğin yok, pastan var. Bu bambaşka bir şey. Bu bambaşka bir şey. Ben burada ne ünlü ne şişko fenomenler ağırladım ama bunun kalbi var ya... ...bunun kalbi çok bambaşka bir şeysin sen ya. Ama şunu da unutmayalım, o geldiğim yeri, ince o zayıf paşayı da asıl unutmuyorum yani. Bu arada geçen gün bir Arap şeyhinin doğum gününe katıldı Yüksel Buba'yla birlikte. Bu büyük bir başarı. Lütfen ondan bahseder misin? Aynen. Arabistan'da inanmaz izleniyor videolarımız falan. Şeyh Futturi çağırdı bizi. Gittik. Çok güzel ağırladılar beni. Ben şeyhle arkadaşlarına çok güzel salladım orada. Arkada da Yüksel Buba havuza girdi. İnanılmaz güzel bir proje oldu yani orada. Süper. Harikasın. Gerçekten hepimiz bayılıyoruz seni izlemeye. O zaman seni hemen bir yana alalım ve sıradaki ikinci konuğumuzla... Devam edelim. Efendim 2023 yılında sesiyle ve şarkılarıyla gerçekten gönlümüze taht kurdu efendim. Çok özel bir ses geliyor. Çok özel bir star geliyor. Sadık geliyor efendim. Sadık hoş geldin. Senin hoş yerini almadan önce bir şarkı alabilir miyiz senden? Tabii abi hemen. Lütfen. Sadık. Sıcak, çok sıcak, sıcak, daha da sıcak olacak, içecek. Yüreğim çırılçıplak, bedenim fırıl fırıl, kucak, çok kucak, kucak, daha da kucak olacak, içecek, içecek. Bravo. Sadık lütfen senin yerini alalım. Sağ ol abi. Sadık gerçekten çok kötü söyledi. Helal olsun. Evet abi elimden geldiğince en kötüsünü yapmaya çalışıyorum. Yani nasıl söyleyeyim tüylerimiz diken diken oldu. Şarkının aslını unuttuk.
Bunu nasıl başarıyorsun? Helal olsun. Ya muazzam bir yetenek bu. Çok çok tebrik ediyorum. Vallahi abi, ilk başta ben kendi kendime şarkı söyleyemiyordum. Sonra dedim ki, neden halka da söyleyemeyeyim? Sonra şunu fark ettim. Halk zaten söyleyebilene değil, söyleyemeyene karşı bir açlık yaşıyormuş. Ben de geçtim kameranın karşısına. Yüzlerce şarkının içine ettim. Bu arada bana gelen verilere göre benim söyleyemediğim şarkılar söyleyebilenlerden daha çok izleniyormuş. Orijinallerinden değil mi? Tabii tabii. Evet. Başarı bu büyük bir başarı. Şunu merak ediyorum Sadık. Sanatsal yolculuğun nasıl başladı? Yani nasıl karar verdin bu şarkıların içine etmeye? Nasıl başladı? Abi cevap verdim ya işte ona şimdi. Gerçekten enteresan bir kişiliksin ama herkes senden bahsediyor. Bu seni arkadaş WhatsApp gruplarında böyle şarkı söyleyemeyen adam olarak muazzam bir çıkış yakaladın. Sağ olsunlar. Herkesin gönlünde taht kurdun. Eksik olmasınlar. Sağ olsunlar. Eksik olmasınlar. Zaten bizim de hedefimiz halkın gönlünde utanç kaynağı yaratmak. Umarım hakkını verebilmişimdir. Ya vermez olur mu hiç ha? Çok güzel katletmedi mi? Sadık, insanlar seni yolda görüyorlar. Tabii tabii. Çok mutlu oluyorlar. Ya, çok mutlu oluyorlar ya. Hemen ben neler mesela diyorlar mesela seni yolda gördükleri abi zaman? Abi geçen gün mesela caddede yürüyorum. Hemen bir bakıyorum, beni tanıdıklarını da anlıyorum. Böyle bir göz göze geliyoruz. Diyor ki, aa bu şarkıların anasını ağlatan adam değil mi ya? Diyor. Bravo, bravo. Sonra yanındaki de onu dürtüyor böyle. Evet, evet diyor ya, bu şarkıların içinden geçen adam değil mi ya? Diyor. Böyle beni tanıyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum. Çok motive oluyorum. Hemen eve gidiyorum, bir şarkının daha içine ediyorum. Çalışmak gerçekten. Bütün sır, bütün başarı o. Yeni projeler var tabii ki. Eminim hayranların böyle dört göze bekliyorlardır senin yeni projelerini. Evet abi var. İlk defa burada açıklıyorum. Yeni projemde Sezen Aksu'nun bir şarkısını katledeceğim. Oo. Sezen Aksu bir alkış! Sadık, gerçekten bir Sezen Aksu şarkısının içinden geçmen büyük ses getirir. Evet abi, evet. Helal. O kadar kötü söyleyeceğim ki Sezen Hanım bile şarkısını tanıyamayacak. Tanıyamadığı için de dava açamayacak. Ben de klibinde, projede çok sallamak isterim yani. Tabii tabii, neden olmasın ya. İnşallah beraber ederiz şarkıların içine. Efendim, geldik diğer konuklarımıza. Konuklarımız henüz bitmedi. Sadık, seni hemen bir yan tarafa alalım. Çok önemli iki kadın sanatçımız geliyor efendim. Bu yıl herkesin gözü onların üzerindeydi. Evet, alkışlarınızla Uyuyan Kadın ve Zurna Kadın geliyor. Evet, yeter kanepesiyle geliyor tabii ki. Uyuyor. Senin o tatlı kalbini yerim ben. Hemen bak nasıl yardımcı oluyor. Önce izninizle ben Yeter'le başlamak istiyorum. Affedersiniz. Yeter, bu sene sadece kamera açıp uyuyarak çektiğin videolarla milyonlar kazandın ve vergi rekortmeni oldun. Bu sana kendini nasıl hissettiriyor? Gerçekten bakın, bir dakika bile boşa geçmiyor. Para kazanmaya devam ediyor. İşte alkış resmen yattığı yerden para kazanıyor. Cale, hoş geldin. Merhaba İsmail. Nasılsın? Sağ ol, çok iyiyim. Çok sağ ol. Bu yılın en konuşulan ünlülerinden birisin. Sağ ol. Kameralar önünde çok özel bir şey yapıyorsun. Burnunla zurna çalıyorsun. Yalnız İsmail abi, ben sizden bir şey rica edeceğim. Buraya bir konuk çağırıyorsanız biraz daha iyi araştırmanızı istiyorum sizden ben. Sadece burnuyla zurna çalarak bir insan ünlü olamaz. Yani seyircinin beğenisini kazanmak bu kadar kolay bir şey değil. Çok özür diliyorum. Gerçekten çok özür diliyorum. Peki başka ne yapıyorsun? Yani ben aynı zamanda kulağımla da flüt çalıyorum. İnanılmaz bir yetenek. Peki Cale, biz sana bugün
iki tane zurna getirdik. Eğer izin verirsen. Abi yani, seve seve. Affına sığınarak. Dur önce bir temizim. İzleyicilerimiz için lütfen çalar mısın? Seve seve. Evet efendim, şu anda bir ilk gerçekleşiyor ve Jale televizyonda ilk kez canlı olarak burnuyla zurna çalıyor. Buyurun. Opera sokuyor musunuz içine? Size gelsin. Size gelsin Göbek Bey. Hadi bakalım. Göbek Bey. Jale muhteşemsin, gerçekten harikaydın. Hepimizi çok duygulandırdın, aldın bizi bambaşka yerlere götürdün. Sağ ol. Yani bu milyonlarca takipçi de zaten yanılıyor olamazdı Jale. Ya tabii abi, şimdi biz de sevenlerimiz için her şeyi yapıyoruz yani. Onların beğenisi için her şeyi yapıyoruz. Siz burada sadece beni burnuma zurna sokarken görüyorsunuz ama aslında bu işin arkasında çok büyük bir ekip var abi. Çok, evet. Onlara da buradan selam olsun. Selam olsun, hepsine. İşte ekip olay doğru abi. Yani ekipsiz olmaz. Benim de bütün kebapçılar, beyticili, pidecili hepsine selam olsun. Onlar olmasa ben buralarda olamazdım yani. Hepsine tekrar teşekkür ediyoruz. Sadık, sana sormak istiyorum. Albüm var mı albüm? Albüm geliyor galiba. Sadık, bir kulağımızın arkası kaldı. Albüm de çıkar, tam olsun be! Evet abi, var. Ekip olarak da çok heyecanlıyız. Ama şunu söyleyebilirim ki... Gerçekten ama gerçekten hepsi birbirinden berbat şarkılarla geliyoruz. Bu arada çok önemli müzisyenler var. Onları da buradan es geçmeyelim. Hepsi sağ olsun. Hepsi ama hepsi desteğini esirgedi. Hiçbiri bu işe bulaşmadı. Çok sağ olsunlar. Buradan onlara da sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olsunlar. Belli ki yine rezil bir şey geliyor. Tebrik ediyorum. Efendim, geldik en ağır topa. Kimin geleceğini aşağı yukarı tahmin ediyorsunuzdur. Şu anda o bu sahneye gelecek diye elim ayağım titriyor efendim. Bu yılın videolarıyla en konuşulan, en çok izlenen ismi geliyor. Huzurlarınızda Deli Fikri geliyor! Fikri Bey. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Benim 5 yaşındaki kızım sizin büyük hayranınız. Gerçekten hepimiz sizi çok seviyoruz. Size Deli Fikri diyorlar. Özel bir anlamı var mı? Çünkü deliyim. İnsan... İnsan bazen bir deli görür ve oturur düşünür. Acaba... Hangimiz deli? O mu deli yoksa ben mi deli? Bence fazla düşünmeyin, ben deliyim. Lütfen senin yerini alalım. Bayılıyoruz ama biz gerçekten bayılıyoruz. Her birinizi ayrı ayrı izlemeye ama en çok seni izlemeye bayılıyoruz. Keşke tedavi ettirseniz. Biz çünkü acımasızca eğlenmeyi çok seviyoruz, kusura bakmayın. O yüzden tedavi ettirmeyi hiç düşünmüyoruz. Şimdi Fikri, mahallede seni sinirlendiren gençlere karşı böyle tepki olarak verdiğin küfürlü videolar, onları kovaladığın videolar çok izleniyor. Hatta notlarıma bakıyorum. Son videon 24 saatte 1 milyon olmuş. Vallahi ben deliyim. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ama yani milyonlarca insanla küfür etmemden keyif alıp yani bunun defalarca izleniyor olması da artık akıllı insanlar mı demek lazım onlara bilmiyorum yani. Vay! Düşündürttü! Fikri, sana şunu sormak istiyorum. Şöhret psikolojini hiç bozdu mu?
Ben zaten deliyim. Ne kadar bozabilir ki? Ya kırdı geçirdin. Kırdı geçirdin ya. Sen nasıl bir şeysin ya? Vallahi inanamıyorum. Gerçekten çok harika bir program oldu efendim. Kapanışı birlikte yapmak için Fikri, sağ ol. Kapanışı birlikte acaba seninle... Sen bize özel bir performans göstersen de kapanışı seninle birlikte mi yapsak ha? Ne dersin? Fikri? Aa, şovu yapmayın. Alem bir adam ya. Fikri. Efendim. 2023'ü bıraktık. 2024'te hepinize mutlu yıllar. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katı